Şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugünlerde piyasada dolaşan bir mevzuyla bana da intikal etti, sordular. Emirdağ 2-243'ten başlıyoruz. Aslında 244'te kendisi. Üçüncü mesele, şimdi küfrü mutlak, şimdi küfrü mutlak, öyle cehennemi manevi neşrine çalışıyor ki, kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Küfrü mutlak, dünyada huzur olmayınca, yani sunmuş olduğu hayatla, mimsiz medeniyet, mimsiz medeniyetin sunmuş olduğu hayatta huzur yok. Herkes kendi evine baksın. Mimsiz medeniyetin sunmuş olduğu imkanlardan istifade gibi gözükürken ruhsal çöküntüye sebebiyet veriyor. Hiçbir eve dokunma. Pil eline dokunduğunda hemen fevran başlıyor. Sıkıntı var. Abi dert de yani geçim derdimiz yok. Yok kardeşim, bir şey yok. Eskide ekmek bulma sorunu vardı. Şimdi 8. katık ne zaman bulacağız? Ha, eskide bir mutfak vardı, bir tuvalet vardı, bir oda vardı veya iki oda vardı. 2-3 tane göç orada oturuyordu. Yer dardı, gönüller genişti, huzur vardı. Şimdi bir karı koca 100 metrekarede, yani her birisi 10 dakika bir odada otursa birkaç saat sonra ancak bir araya gelelim. Bir karı koca boşanmalara geçiyor. Evlerde bu sorun var, niye var? İnsan sorunlu, ondan o var. İnsan niye böyle sorunlu? Bunu mimsiz medeniyet televizyonla, internetle bunu sunmuş. Putları eve sokmuş, bidatları sokmuş, itikatları bozmuş, hayali bırakmış. Kapıya gidiyorsun binalara, binalara çıkarken aynı gavurların modasını koymuşlar, heykel koymuşlar. Welcome mi ne yazıyor? Hoş geldiniz diyor, putu koymuş. Sonra yavaş yavaş putlar masalara kadar girmiş. Ha, bu kadar putlar var. Yeni yeni putlar büyümeye başlamış evde. Büyük büyük şeyler. Acayip acayip. Yani bunları girmesiyle ne çıkıyor peki evde? Huzur gidiyor. Söyleyeyim, acı gelecek ama duvardaki resimlerin gözlerinde erva habisi olur. Allah Resulü diyor ki, ama bazılar diyor ki ben babanın resmi, dedemin resmi. Allah Resulü bak diyor. Senin dedenden bahsetmiyorum. Allah Resulü diyor ki benim bile resmimi görseniz ne yapın diyor? Ayağınızın altına alın. Abi bunlar bu çocuk oyuncaklara da geçer mi? Ayıcıklar oluyor. Maalesef. Akşam da kutuya koyun. Kutuya koyun. Üstünü kapattıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim diye nevresimle kapatın. Kardeşim, Lazca mı diyelim, erva habise veya cin onların gözüne yerleşiyor. Ertibatı var ya Hasan abi, hani Halid ibn Velid bir put parçaladığı zaman cin niye içinden çıkmış? Cini çıktı diyor. O onun delilidir, kesine giriyor. Evet, giriyor. 19. mektupta Halid ibn Velid. Allah Resulü diyor ki evinde bir tane şey göreceksin öyle, neyse. O karanlık dışında, köşede, onun dışında bir tane de heykel. Heykele vurduğu zaman içinden cin çıktı. Mantığı şudur, buraya çiçek koysanız açın camı arı gelir, pislik koyun sinek gelir. Siz hiç güle sineğin konduğunu, pis diye arının konduğunu gördünüz mü? Pislik yeriz, pis mahluklar gelir. 29 sözde söylüyor. Zannediyorlar ki ben izah ediyorum. Atlıyorum kardeşim, külliyata hakimim. Tamam mı? Bilmeyen izah etti diyor. Diyor ki, mevadi şerire, şerir maddeler, revahi habiseyi doğurur. Yani habis kokuları, habis kokular da erva habisi celbeder. Revahi habise. Güzeli de öyledir. Yani erva aliyeler revahi tayibeye gelir. Revahi tayibe, güzel kokular da güzel maddelerde gelir. Bir daha bunu söyleyeyim. Gene izah edecekler. Niye demiş, fuzulu bir kışır yok külliyatta.
Risale-i Nur'da, tarihçede Hecemik diyor ki ustanın hayatına, atletini, çamaşırını kirlenmeden değiştirirdi, yıkattırırdı. Niçin söylüyor? Koku. Bak, evet. Koku hakkında bir tavsiye ederim. Nur dersine girin, bakın. Bir dersine bir saat ders var. Şu anda iki tane, iki saatte ders hazır var. Koku ne olduğunu, eşyanın bir tamamıya kendisi olduğunu, nasıl sirayet ettiğini, nasıl insiba yaptığını, boyaladığını, nasıl sidi değiştirdiğini, jölelerdeki boyaların o cinsten erva habiseyi çektiğini, niye herkes kafadan sakat? Hiç bunun şeyi yok mu? Saç bir organdır. Gelecekte ispat edilecektir bu. Şimdi süs gibi gözüküyor doktorum. Nasıl ki eskide kan organ değildi. Şimdi Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı kanı bir organ kabul ediyor. Saç. Kişinin karakteri olmakla beraber dış dünya ve iç dünya arasındaki geçişleri sağlıyor. Boşuna kadın saçına öyle hüküm getirilmemiş. Kadın saçı diye bir girin, bir saat ders var, bir saat saç hakkında. Böyle topluyorum külliyattan. Nereden çıktı? Tipi tipten çıktı. Külliyatta yazıyor. Toplarsan gözüküyor. Bak, çamaşırını kirletmeden değiştirirdi diyor. Niye söylüyor? Artık o vücuttaki banyo temizliğine kadar anlayın. Ne demektir? Tamam. Banyoda tükürmeyin banyo yaptığınız kabine. İşemeyin diyor Allah Resulü. Vesvese hastası diyor, çağır olursunuz diyor. Banyoda tükürmeyin, sümkürülmeyin, dünyevi uhrevi bir şey düşünmeyin, cep telefonuna bir şey yazmayın. Çabuk çıkmaya çalışın. Olmaz ama olursa elva habise, mahluklar banyo ve tuvalette olur evde. Eğer put yoksa, put varsa zaten tuvalete banyosuna gitmesine gerek yok. Orada zaten evde kenarda oturuyor, onun oraya giriyor. Niye huzur yok evde Ömer abi, onun için anlatıyorum abim. Bunları anlatan da kalmadı. Ya biliyor, yaşamıyor. 19. mektupta hangi sahabeydi? Ya felanı, şu DNA'yı al diyor. Evine girdiğin zaman köşede siyah bir karanlık göreceksin diyor. Onu bununla tard edeceksin diyor. Köşendeki siyah şeytan, o şeytandır diyor. Gölge şeklinde diyor. Gölge şeklinde adam, kendisi yok. Gölge şeklinde. Her asırda hadisin ve ayetlerin masadakları yok mu? Bu asırdaki 286 sözlerde diyor ki, şualarda, her bir ayeti mutadit manası vardır, her ayet küllidir, her asırda efradı bulunur. Peki bu hadis-i şerifin evinin köşesinde bir şahıs demiyor, şahsın gölgesini göreceksin diyor. Bunu onunla tard et diyor. Asayla. Asayla, Musayla. O gölge nedir? Ben bir şey demiyorum. Televizyon. Ben demedim ya. Yani. Alaaddin hocam söyledi. Asa nedir? He? Asay Musa'dır. Yani bu ille budur demiyoruz. Bu asırda bir masadakı var. Şu ağlardan söyledim. Her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir ayet de küllidir. Sonra üçüncü cümle, her asırda efradı bulunur. Bunun bir efradı yok mu bu asırda? Kanuniyeti yakala kardeşim, kanuniyeti. Huzur mu istiyorsun? Akıllı. Akıllı. Yani dendiği gibi hareket et. Yapma, kafana göre takılma. Yapma. Yapma abim, yapma. Allah rızası için yapma. Çıkart putları. Masanın üzerinde bakın bakayım, put var mı? Bir Meryem Ana gibi böyle çaktırmadan bak, avukata soktular şimdi. Masanızda böyle tepsiyle bir meyve sunuyor. O Hristiyanların domuz ahırına. Kreş ne demek biliyor musunuz? Kreş. Hani çocuklar gitti okul değil mi? Kreş ne demek biliyor musun? Domuz ahırı demektir. Fransızcadır. Çünkü kreş çocukların domuz ahırında, İsa Aleyhisselam domuzların ahırında doğdu diye inanırlar. Ve çocuk orada büyüdü. Çocuk yetiştirme yeri domuzlarla beraber. Domuz ahırı demektir. Televizyon ne demek biliyor musunuz anası Türkçesi?
Çocuk delirtme aleti. Yahudiler aptal kutusu diyorlar. Evet. Ben tanıştım Strasbourg Fransa'da. Senarist Fransız. Türk filmlerini saydı. Ben onları saymak istemiyorum. Onları yazan benim dedi. Yani biz grubuz. Ne dedi biliyor musun? Bunun üzerine söylüyorum size. Yalan mı diyeceğim? İhtiyacım yok ki. Dedi ki benim evimde televizyon yok diyor. Senarist filmleri yazanın evinde televizyon yok. Ya televizyon düşmanı değiliz. İş sizi işgal edenlerin düşmanıyız. Sonra ne yapıyorlar? Artık nükleer savaş. Yok. Hava güdümlü bilmem bombalar değil. Şu anda gıdalara yapılıyor. Genetiği değiştiriliyor. O çocukların renkli yoğurtları. Beyni bloke edecek maddeler var. Bir anda koymuyorlar yavaş yavaş. Bunun çıkar oyunu 10 sene sonra göreceksiniz. Bu milletin %50'si kısır olacak. Doğan çocukların %50'si sakat doğacak. O şey var ya Down syndrome. Şu anda doğan çocukların %2'si sakat doğuyor, özürlü doğuyor. 10-15 sene sonra göreceksiniz ki bu milletin %50'si çocuklar Down syndrome özürlü doğacak. Görmüyor musun? Bugün gördünüz ya buradaki. Bunlar hepsi sorunlu çocuklar. Ta nereye kadar aklım gitti bunların. Mesela haya yok değil mi? Namazdan geçiyor, şu yapıyor, bunu yapıyor falan, bir yerinde durmuyor. Ta imamlar diyor ki, annesiyle babası beraber iken, bu rahim adedir, çıplak idiler diyor. Ta onun yansımaları, putu koyup yansımalar bak nasıl gözüküyor. Ta o haya, nasıl bu çocuk? Çocuklar İslam fıtratındadır, nasıl hayasız olabilir? Hayasız ortaya çıktılar. Ta oradan buraya. Hata yapma. Hayatta boşluk yoktur. Yapma. Şimdi küfrü mutlak öyle cehennemi manevi neşine çalışıyor ki bunları neşetti. Herkes sıkıntılı. Niye sıkıntı var kardeşim? Aç mısınız? Aç mıyız? Açıkta mıyız? Sakat çocuğumuz da yok. Peki nedir ya derdimiz? Niye sıkıntı var? Niye rahat değiliz? Bize sunduklarıyla ortaya çıkan meyve biziz. Bunu da bastırmak için bak ne yapıyor? İşte şeylerle bastırmaya çalışıyor. Kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı da budur ki nasıl Müslümanlara rahmettir, ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Mesela Ensefi, Ahmet Ensefi. Sorsa kardeşim ne olası yapıyorsun ya? Ya Allah affeder ya bak. İhtimaliyat nasıl onu rahatlatıyor? Ya ne olacak ahiret? Bir şey olur ya ahiret vardır. O cehennemi o yapmamaktan gelen yeis olur, ümitsizlik olur. Ümitsizlik bir kuyudur, cehennemdir. Yeisin mümessili şeytandır. Ümidin mümessili melektir. Yeis yoktur hiç. Hiç yeis yoktur meleklerde. Hiç ümit yok şeytanda. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak bilmanı Kur'an'da, ancak Allah'tan ümidini kafirler keser. Yani peki bu sefi insan gene ümitli bakın. Rahmeten lil alemin olan Kur'an bir ihtimali yoksa %100 öleceğini bilen ve yok olacağını, inanç yanlara akrepleri yem olacağını veya inanıyorsa cehenneme gideceğini bilen bir insan psikolojisi nasıl olur? Bir derece oyalanıyor işte. Dindarı ve dini görünce hemen kaçıyor. Dindarlara niye düşman? Görüyor musun da ben bizim köyde. Benim köyde öyle bir insan var ki hiç görmediğim insan var. Ben doğduğum zaman ilkokul orada okuyordum. Adam gurbetteydi. Adam emekli oldu ben yokum. Bir defa gördü Arif abi ya da görmedi. Gidince adam surat çeviriyor. Allah Allah. Kim abi dedim bu. Abi dedim ki bu kim ya dedim.
Hayır ne oldu? Yüz çeviriyor bana dedi. E tanımasın, çanımalı insanı yüz çevirir mi? Kendi körlüsü. Ulan ne yaptım ya? Hiç bir beşin ilişkim yok ya bana. Niye? Bu ne nefret ya? Cuma'dan sonra dayı nasılsın dedim ya. Bizim köyde de baba emsalleri dayı. İyiyim dedi Hasan Hoca. Tanıyorsun beni. Tanıyorum tabii dedi. E dayı dedim. Niye bana sert baktın yani? Niye sert bakıyorsun? Hayırdır? Ne yaptın be? Acaba bir bilmediğim bir saygısızlık mı yaptım? Bir şey anlatmak için. Yok yok öyle bir şey yok dedi. Şimdi işim var. Niçin biliyor musun? Dine düşmanlarını dindarlara gösteriyorlar. Çünkü dini hatırlatıyor ya. Direkt din düşmanını yapamıyor. Direkt buna hücum edemiyor. Bu kolu kırıyor. Bu kolu kırıyor. Dine nefretleri, gayzlarını niye? Dindarı görünce ahiret hatırlıyor. Ne güzel unutmuştuk ya. Sabaha kadar televizyonda dam hep unuttuk, uyuşturduk. Şeytan da yardım etti. Ulan iniyoruz aşağı, ay baktık. Allah Allah takkeli bir adam geliyor ya. Tövbe ya. Hemen Allah din, ölüm, ahiret, kabir falan. Ne olacak şimdi? Diyor. Sen ne diyorsun ama ben buna ne yaptım? Sen ne yapacaktın? Fabrikada da öyle. Namaz kılanlardan niçin rahatsız oluyorlar? Namazı hatırlattığı için, Allah'ı hatırlattığı için, kabri hatırlattığı için, cehennemi hatırlattığı için. Hocam o şeyde enaniyet gururu da vardı. Var tabii canım. Konuda değil mi? Var tabii. Yani. Onu şeytan ne yapar? Sen bu çapulcuya. Basit yapmadın. Şalvarla kafasını tak ya. Çapulcuya. Bunlar kültürsüz, cahil insan. Din deyince biz de dinleriz ya. Bizim cehennem Müslüman oldu. En son nasıl gitti biliyor musunuz? Çok. Teistim dedi. Teist. Derbat gitti. Ya teistim. Dinsiz gitti ya. Evet. Teist. Teist ne demek? Deist. Deist ha. Deist. Ha teist değil. Teist de var. Bu deist. Deist. Deist demek Allah var ama Allah hükmetmez. Allah kimseye karışmaz. Dini kabul etmiyor. Dini kabul etmiyor. Allah'a itiraz edemiyor. Ama bıraktı gitti. Ya. Gördün mü? Evet. Bak bunların hocası da bu. Şeytan, hocalar da, onun da şeytanın hocası, şeytandı. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı, yani Kur'an'la barışmayan yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı, küfr-ü mutlakı komünistler tarzında neşe başladılar. Okullarda sebep-sonuç ilişkisini mutlak öyle olduğunu, bu sebebin sonucu mutlaka budur. Yani Allah vermiyor. Sebebi de sonucu da Allah yarattı demiyor. Çünkü sebebin mutlaka sonucu yani elma, domates sebeplerin sonucu olsa o zaman sebepler beni tanıması lazım. Bana şefkat ve merhamet etmesi lazım. Ve elmanın bize gelmesine sebep güneştir. İniyorum aşağıya havadır. Sudur topraktır. Hiçbirisi de canlı değildir. Hayat veremezler. Dört tane körü bir araya getirip pistonla sıkıştırırsanız göz olur mu? Dört tane kör. Güneş kördür. Efendim havada kördür. Suda kördür, toprakta. Ama elmaya atılan boya gözü iktiza ediyor. Dördü hayatsızdır ama onda hayat var. Demek ki onu veren başkasıdır. İlahir. Bu sebep sonucu. Evet sebep lazım sonuca ama fail değil. Yani Ayasofya Camisi'nin sebebi çimentodur, tuğladır, demirdir vesaire. Ama Mimar Sinan ikisini birleştirendir. Sebeple sonucu beraber yapandır. Ve ikisinin dışındadır. Mimar Sinan'sız Ayasofya'yı düşünebilir misin? Ayasofya Camisi'ni. Evet mi hocam? Ayasofya... Kasten diyor. Kasten cami diyor. Ama minaresini o yaptı yani. Evet. İlahesini o yaptı. Mimar Sinansız değilse. Evet. Mimar Sinansız Ayasofya Camisi'ni düşünemezsiniz. İlk önce Ayasofya dedim düzelttim. Ayasofya Camisi. Cami olacak. İnşallah. İnşallah. Zaten mimarlarım tatlı. Ustad böyle çok yapardı. Bu memleket İslamiye diyor. Oysa zalim adamlar. Teslim etmiyor. Biz Ayasofya'yı onlara teslim etmiyor. Camidir. Bu memleket İslamiye bizimdir. İnşallah. Evet.
Komünistin perdesi anarşistliğin netice, mesela mekteplerde aklı talim ediyor. Talim. Kalbi terbiye etmediği için yapacağı terbiyesizlikleri, sahtekarlıkları daha ustaca yapıyor. Aklı var ya. Ama kalbi de temir edecek. İlim nedir? İlim odur ki aklı talim, kalbi terbiye ederek ikisini cem edip erdem ve kemalat ve fazilet sahibi insanlar çıkartmaktır. İkisi cem olursa. Eğer akıl alıp kalbi bırakırsa inkarcı olur. Kalbi alıp kalbi terbiye alıp der ustam. Aklı bırakırsa taassupçu olur. Bu da bedevi olur. Taassup. Ona da bir şey olmuyor. Akıl ve kalp imtizat edecek. İlim, fen ilimleri ve kalbi manevi ilimler. Cem olursa fazilet olur, kemanat olur, erdem olur o insan. Niye? Kafası çok iyi çalışıyor. İyi bir inşaat mühendisidir. Devletin ihalesini yapan müteahhidin köprüsünü denetlerken az çimento kullanan müteahhide para aldığı için imzalar. Bu kadar kişilerin oradan bir depremde veya bir selde efendim yıkılacağını kale almaz. İyi bir müteahhittir, iyi bir mühendistir. Ama bu binada kullandığı çimento azdır, depremde hepsi ölüyor. Eğer kalbinde kalbi tembir olsa, aklı talim, kalbi de terbiye olsaydı bu satacağı daireyi çimento az kullanmazdı. Allah'tan korkardı. Bir insanları kasten öldürmenin bütün insanları öldürmek olduğunu ve sonsuz cehenneme gideceğini Kur'an'da ayeti hatırlardı. İlle mermi mi atması lazım? Sen çimentoyu az kullanarak en ufak bir sarsıntıda senin hatandan bu insanlar ölüyorsa sen katilsin. Katilsin sen. Kırmızı ışıkta geçip başkasının kazasına sebep olup ölüyorsa sen katilsin. Katilsin, katil. Uyduruk arabayla 200 basıp paramparça oluyorsan, çoluk çocuğun gidiyor, sen gidiyorsan sen intihar ettin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Cenab-ı Hak, bile bile kendi hayatınıza zarar vermeyiniz. Tehlikeye girmeyiniz. Bile bile. Kimse bunun farkında değil. Bilmiyorum. Farkında değil ha? Öldüğünce farkında olacak. Yani acayip bir şey ya. Kul hakkıdır. Bir tanesi dedi ki bana, ya kırmızı ışık mı vardır Resulullah zamanındaki, kul hakkıdır diyorsun. İşte abi adam. Başka bir tanesi dediği gibi. Abi dedi, uçaktan düşenler ne olur? İmanı varsa şehittir dedim. Resulullah zamanında uçak mı vardır? Resulullah bir kanun söyler. Bu kanun bir silsiledir. Eflak onunla bağlıdır. Kanundur. O kanuna giren yüksek denen uçak değil. Yüksekten düşen. Allah Resulü diyor ki, ağaçtan düşene sormuşlar. Ağaçtan düşeni demiyor. Yüksekten düşüp ölene. O zaman uçak da yüksek değil mi? Peki kul hakkı. Kul hakkıyla öldürdün. Peki kırmızı ışık kul hakkı değil midir? İlle kırmızı ışık mı desin sana? Yani. Kul hakkıdır. Katil ya. Cani insanlar ya. Arabayı makaslama yapıyorsun giderken. Onu tehlikeye attığının farkında mısın? Kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Kul. Haramdır. Bu işte bunu nasıl fark eder? Evet, aklın çok iyi çalışıyor. Hatta seni öyle büyüttüler ki kuyruğa girdin. Ecevit döneminde ben çok kuyruğa girmiştim. Et ve balık kurumunda kapalı çarşıda kuyruğa girerdik. Petrola kuyruğa girerdik. Bir çocuk da sahtekarlık yapıp kuyruktan böyle yapıp alavere dalavere erken et kıyma alırsa, petrol benzin alırsa, yağ alırsa, tüp alsaydı. Vay çocuğumuz ne uyanık. Bütün akraba alkışlardı. Sahtekarlığını ya. O çocuk ne olur? Mutahit olsa ne olur? İş adamı olsa ne olur? Oğlum diyecekti annesi. Sen ne yaptın da? Bu kadar kişinin hakkını yedin. Çabuk git bunu koy yerine. Geri ver kuyruğa gir diyecek. O çocuk büyüdüğü zaman da çimentoyu az kullanır mı binaya? Yapmaz. Oğlum. Yok annem baban yok. Yok 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 de. Yok de. Annem yok, annem yok, teyze, annem yok. Yalanı sen öğretiyorsun. Sonra niye yalan söylüyordun? Sen öğrettin bak çocukken, annen yok baba, burada olduğunu aldı. E bu çocuk doğru mu konuşacak? Ya.
Komünistler perdesinde anarşistliğe netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılamaya başladığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değil, yaşamaz. Yani adam koymuş böyle sebep, tabiat perestliği, Darwinistliği kaldırmaya çalışıyor diyor. Ayağa kalktı CHP ya. Ben o zaman içerideyim. Ne oluyor dedim ya. Herkes ona konuşuyor dedim. Acayip bir şey ya. Artık öyle geldi ki burayı okumak istiyordum. Geldim ona. Bak dayandı bir çak Ömer abi. Artık millet tahrip ola ola. Okulda, işte, evde. Okulda, işte, evde. Tahrip ola ola ne oldu? Artık hayat yaşanmaz oldu. Artık dokunma patlayacağım. Kız başka odada, oğlan başka odada. Herkes ayrı bir alemde. Çare mi? Hayır. Dokunma patlayacağım. Hassas. Diyor ki, münafıklar bunu komünistik perdesi altında anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılamaya başladığı için şimdiki hayat, artık yaşadığımız hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Ve devam ediyor, diyor ki dinsiz bir millet yaşamaz. Hükmü bu noktaya işaret. Din yok hayatımızda. Ha din tabii canım. Din deyince tabii İslam. Biz de Müslümanız. Ama isi yok. Dinsiz bir millet yaşamaz. Hükmü bu noktaya işaret eder. Yani dini din olduğu için değil. Dünyayı güzel yaşamak istiyorsan dindar ol. Yani hukuk lazım, edep lazım, saygı lazım, haddini bilmek lazım, hududunda kalmak din lazım. Başkasını aldatma, aldanmazsın. Din lazım. Kırmızı ışıkta geçmemesi için din lazım. Avrupa'da nasıl var? Bakiye kalan bir din var gene. Peki Avrupa'da mektep eğitimi kırmızı ışıkta geçme dediğin zaman oluyor da buradakiler niçin olmuyor? Çünkü buradakiler mürted. Oradakiler kafir. Kafirin hakkı hayatı var. Kafir saygılı olabilir. Kafir belirli bir hudutta kalabilir. Mürtet ise, mürtet olduğu için daha kemalata dair hiçbir şey kalmıyor mürtet. Onun için Türkiye'de ne kadar eğitim versen de ver, kalbini temir etmedikçe o ders uygulanmıyor. Utanmadan, sıkılmadan yediği muzu arabadan dışarıya atıyor. Yediği bisküvitin kabuğunu yürürken dışarıya atan Müslüman var. Müslüman bu. En nezafetun iman. En nezafetun minel iman. Değil mi? Nezafet imandandır. Hiç. Peki bunlar nerede türedi bunlar? Nasıl türedi? Buradan türüyor. Dinsiz bir millet yaşamaz. Artık geldik bıçak kemiğe dayandı. Evlerde huzur yok. Çünkü biz o kadar gayret ediyoruz ki bozulmak için. Buraya kadar ruhun dayanması da bir mucize ya. Arabaya biniyoruz, dım 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 dım. Eve geliyoruz, bum 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 bum. İş yerine gidiyoruz, gam 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 gam. Ya bu kadar tahribatla ruh nasıl sağlam kaldı ya? O iş yerine kalkıp da nasıl namaz kılıyorsun hayret ya? Küfrü mutlak olduğu zaman hakikat halde yaşanmaz. Eğer inkarcılık da varsa... Mümkün değil. Yani gaflet de bir derece, gaflet de bir nimettir ha. Ama ben gördüm ki kendi hayatımda hani biraz günah yapalım, yani günahtan lezzet alalım diye şeyle bilenlerin gaflet nimeti de yok ha. Abi ne diyorsun gaflete nimet diyor. Hiç bilmeyenlerin işlediği günah nizam sen işleyemez. İşlersin. Ama onun kadar lezzet alamaz. O sufli bir lezzet alır. Senin bütün zehir olur. Ona bunun için mi Allah'a değiştirdim diye lezzet anında bile eleme dönüşür. Anladın mı ya? Yani sonra dedim ulan gaflet de bir nimeti şu an. Kimse duymasın ya. Zaten bir sürü millet aleyhimde. Ulan gaflete nimet olur mu ya? Şöyle gafiller için dinden kopuk, dinle alakası olmayanlar
bir derece o işlediği günahtan menhusane, menfi, sufli bir zevk alır. Ama işi bilen insan o gaflette bile, gaflete giremiyor, biliyor. Günah anında, tam günahın ortasında lezzet alamıyor. Eleme dönüşüyor. Ya, biliyoruz da sokağa çıktığımız zaman, ulan millet mesela lal kalıyor, belki de zevk kalıyor yani böyle. Sen bakmaya kalksan ha böyle gözüne ilişiyor, ulan başlıyor sıkıntı. Ulan nereden bu sokaktan geldim diyorsun. Ulan tamam da sonra tövbe edersin falan. Olmuyor işte. Olmuyor. Sonra kendi kendime dedim ki, ulan bunlar nasıl lezzet alıyor bu işten? Biz niye alamıyoruz dedik yani. Tamam, meğer gaflet, gaflet de bir şeymiş. Nimet demeyeyim. Dilenlere gaflet, gaflet de kalmıyor. Çok tuhaf değil mi? Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir mucize-i manevisi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki, ha nereden okuyorum? Emirda. Dava adamının içsel yapılanmayı yapan, oluşturan bağla. Dava adamının dış dünyada yap yapma de demeyi ölçüleri getiren Kastamonu'nun dayıkası. Dava adamının içsel yapısındaki birbirine çelişen ve çatışan ve oturmayan duygu ve hislerini akıl ve kalp bütünlüğünü yapmaya, bütünlüğe getirmeye vesile olan Emirdağ layıkız. Çok çalıştım bu hükmü çıkartmak için. İman küfür mücadelesini Kale Musa, Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi. Kale Musa, Kale Firavun. Kale İbrahim, Kale Nemrut. Onları anlatan tarih hayattır. İnsanda merak vardır. Nedir ya? Neyin nesidir? Nereden geldi? Ya merak ediyoruz. Siyaset ne olacak? Bu yürüdüğümüz dava doğru mu? Nereye gidiyoruz ya? Bombalar yağıyor ya diyor. Ortada o savaş var. Geleceği merak ediyorsanız haber bültenini merak ediyorsanız haber bülteni Sikki-i Tasdik-i Gaybiye kitabı. Bak gör. Biraz dikkatli. Bak görürsün hadiseler. Aynen oluyor. Evet, bunu da söylemek ihtiyacını duydum. Çünkü Risale-i Şakirtlerine bu dersi vermiş ki küfrü mutlaka anarşistliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş. Evet, Çin'i hem yarı Avrupa'yı ve Balkanları istila eden bu ceyrana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakim'in bu dersidir ki Risale-i Nur. Bu asırda Kur'an-ı Hakim'in dersidir ki o hücuma karşı set çekmiş. Bu surette o tehlikeye karşı çare bulmuştur. Demek bir Müslüman mümkün değil başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi hususan Bolşevik gibi olmak. Bolşevik. Yani komünistik başkadır, ateistlik başkadır, sosyalistik başkadır. Bunlar farklı farklı şeylerdir. Girmeyeyim şimdi. İdealistle ideoloji sahibi farklıdır. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Müsevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bak çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Müsevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez, anarşist olur, ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz, vicdanı tefessü eder, hayat içtimai bir zehir olur. Çünkü mürtet olur. Hiçbir şey kalmıyor vicdanında. Çünkü niye? En sondur. Dinden çıkıp dönüş olabiliyor mu? Dinden çıkıp ölmeden dönebiliyorsan, nasibin varsa dönersin. Dönersin tabii. Mesela misal vereyim. Mehmet, bu odayı, şu bölümü, işi kesse sigorta, öteki bölüm var, mutfak bölümü var. Ama merkez var, kapının girişi, sigortası çıksa, daha hiçbir yerde elektrik olur mu? Allah Resulü o giriş elektriği gibidir. Diğer peygamberler odalar gibidir. Bir yerde lamba sönse, öteki tarafta yanar. Yanınca da oranın kapısını açık yaparsan, burası da kısmen aydınlanır diyor. Yani bir Musevi, İsevi'den
İsevi de Musevi'den istifade edebilir. Zaten birleştirmişler, eski ahit, yeni ahit demişler. Eski ahit Musa Aleyhisselam'ın 10 emri, yeni ahit İsa Aleyhisselam'ın. İncil'i böyle yapmışlar. Yahudiler Hristiyanları böyle bozmuş. Yani Tevrat'ta Hristiyanlığın İncil'i yok ama Hristiyanların İncil'inde Tevrat var. Sokmuşlar. Ve şöyle demişler. Eski ahit, yeni ahit. Peki abi mürtetlerin geri dönüşü var mı? Kalbi mühürlenmiş. Yani. Ve o bitti o zaman. Ya kalbi mühürlenmiş oluyor. Mühürlenmişse. Sahabilerden dönen var mı? Ayıkat katibi diye var mı? Yani evet. Mühürlenmişse dönemez ama mühürlenmemiş ama mürtet. Onu bilmiyoruz. Yani onun içi ama mürtet olmuş dönmüşse dönmüştür. Ama dönemeyenmişse artık mühürlendikten sonra mühürlenmiştir. Çünkü Allah onun artık dönmeyeceğini bildiği için mühürlenmiştir. İş artacağız da öyle diyor. Dönmeyeceğini gördüğü için. Yani sistem bozuldu. Mesela şöyle dedim. Burada elektrik ocak. Elektriklerde yanmadı. Bir baktım Mustafa sen elektrikçisin. Söktün. Kablo kopmuş. Elektrik kablo takılı dursa. Ya kopmuş ama. Günün birinde herhalde kablo kendi kendine kaynağın elektrik olur der misin? Mürtet böyledir. Kablo kopmuş, bitmiş. Sen desen ki, tamam bu daha yanmaz kardeşim usta olmadıkça. Kendi kendine yanar birisi dese inanır mısın? O elektrik ocağı mürtettir artık. Mürtet, daha bir şey yanmaz orada. Bitmiş. Kablolar kopmuş. Çünkü vicdanı tefessü eder. Münafığa döner. Münafığın ne özelliği var? 4 özelliği var. Vicdansızdır. Kapsızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Bir tane de var. Münafık kapsızdır. Vicdansızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Verdiği sözü. Yok. O münafık alameti. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanet ihanet eder. Verdiği sözü yerinde tutmaz. Münafık alametidir. Bu münafık. 4 özelliği var. Kapsızdır. Vicdansızdır. Yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. O bir tane de var ama. Çok acayip tabi. Müracaat ettim şimdi Abdurrahman diyecek ki bakma o kağıda. Burada niye oturmuş? Kapsız ne demek abi? Kapsız, hocam kapsız demek artık. Şu an çok güzel. Yani çok bir şekle girmemiş lan. Tamam. Latife yapıyorum ben. Kapsız, latife insaniyesi çökmüş. Kapsız o demek. Latife-i insaniye kalmamış. Doğru söylüyor, soracaksın tabii. Unuttum. İtikatsızdır Ahmet. Kapsızdır, vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. İtikatsızdır. Nerede geçiyor? Emirdağ 178. Bak gene Emirdağ. Bak görüyor musun? İçsel durumunu bak. Ya bambaşka bir kitap ya. Bunu okumadan bir kere okumadan kabre nasıl gireceksin Mustafa ya? Vallahi insan merak eder ya. Bak 71'de. Münafık budur. Da not almış. İtikatsızdır. Kapsızdır. Vicdansızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Sufyan Risalet-i Ahmedi inkar eder. Risalet-i Ahmedi inkar eder diyor. İşte atıp duruyor aslında. İzafı o işte. Nerede söyledi? Mektubattan. 57. sayfada. Yani bunu aleyhine olacak hiçbir şey yok. Şey diyor, Sufyan münafıktır. Suret hakta gözükür. Muhammed Aleyhisselam en barışı Risalet-i Ahmedi'nin aleyhindedir. Risalet-i Ahmedi'nin.
Risaleti Şeriat-ı Muhammed'in tahribine çalışacak. Sufyan'a yani nedir o? Şair-i İslamiye'ye düşmandır diyor altında. Bir iki sıfatı var. Risalet-i Ahmediye aleyhindedir. Şair-i İslamiye'ye düşmandır. Şimdi başörtüye düşmandır. İslami örf ve anneannelere teferruattır der. Bir anda inkar etmez, teferruattır der. Şey yapmaz, tatbik ettirmez. Onun aleyhinde olur. Şair-i İslamiye düşmandır diyor. Şair-i İslamiye namaza, örtüye, ondan sonra mezar taşlarına, İslami örf ve adetleri neyse onun aleyhindedir. Buradayız. Yazıyor diyorsun ama sen yazdıktan sonra yedi köyden değil, anladın mı? Dokuz köyden kurtulur. Kitabı konuşuyoruz. Bir tanesi bana çıkıp da kitapta, o söylediğin kitaptan ispat et demiyorlar. Niçin söyledi? Kudüsesini göstermek gerekiyor ki itibari itirazla gelmesin. Sayfa vererek şurada, şurada. Usta da öyle diyor ya. Evet. Sonra ne yapar diyor o Sufyan? Siyaset-i İslamiye'ye ve Şair-i İslamiye'ye 206 Emirdağ 2. Siyaset-i İslamiye ve Şair-i İslamiye'yi şiddetle talibine çalışır diyor. Şair-i İslamiye ve Siyaset-i İslamiye. Müslümanların içinde doğan bir İslami hareketi, siyasi hareketi kandırmak için altta diyor ki %100 en iyi göstermeye çalışır. Küçük bir iki tane kusurlar ile geneldeki o %50-60 iyiliğini örter diyor. Yani Şair-i İslamiye'ye ve Siyaset-i İslamiye'nin aleyhindedir diyor. Toparladığın zaman acayip bir harita çıkıyor. Bir elbise çıkıyor, giydiriyorsun birisine. Sen giydirmiyorsun, adam giyiyor zaten, ben buradayım diyor. Hakikaten elbise ona çok yakışıyor. Biz de Risale okuyalım, sonra çay içeriz. Ben tamam. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür, Kur'an-ı Hakim'in işarat-ı gaybiyesiyle kahraman Türk ve Arap milletleri içinde. Türk ve Arap. Kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türki ve Arabi ile niye Kürtleri istisna etti? Şualarda, birinci şuada diyor ki ulemasını kaybeden Kürt milleti diyor. Ulemalarını kaybetmiş. Niçin Trakya dinden uzaktır, Ege, İzmir uzaktır biliyor musunuz? Niçin Balkanlar dinden uzaktır? Çünkü Osmanlı en dindarların oraya koydu. Savaş Avrupa'dan, Bizans'tan geldiği zaman o dindar alimler ve dindar kahramanlar gitti, şehit oldu. Doğu niçin demedi? Çünkü böyle deyince şöyle, bu realitedir, ben dediğim için değil. Diyor ki ulemalarını diyor kaybeden Kürt milleti başı bozuk kaldı diyor. Başı bozuk. Öyle diyordu, hatırladınız mı? Hatırladın mı? Niye? Bakın o şey, sayfayı şey yapayım, ben oraya girmeyeyim, birinci şu anda geçiyor. Diyor ki, Kürt yazsan yeter. Veya ulemasını, ulema yaz. Ulema. Kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türki ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniye'nin Risale-i Nur Nami ile bir dersi intişara başlamış. Türkçe ve Arapça Risale. Çok da acayip bir şey. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi, bunu mahkeme kararı söyledi. 600 bin tane saydın müridi var diyor. Başlamış. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabi birleştirmeye bu Kur'an'ın kanun esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Hakikaten meselemiz o değildi ama şu anda Afrin'deki Ceylani'den Araplarla Türklerin birliğidir.
Bak olay da bu zaten. Başıboş olmasalardı Kürtler, yani Kürt'e katmıyorsun o oradaki hadise asaladır vesaire. Ama Kürtler dahil olmuyor. Çünkü başı bozuk. Başı boş ya. Ulemasını kaybetmiş. Ulemasını kaybeden. Bulun o sayfayı şey yapayım. Yoksa ben onu ararsam şimdi şey geçer. Nasıl arayacaksın? Kürt yaz. Şu alan 15. şua yaklaşık olarak 15. şua değil. 1. şua 700 küsür. 700 yazan yere. Merak ettiğiniz için söylüyorum. Beşeri anarşistlikten kurtarmaya, onu okuduk. Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor, küfr-ü mutlak da cehennemden ziyade dünyada daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölü madem öldürülmüyor, her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. 1947'de 30 bindi dünyada. Şimdi 300 bini geçmiş, 300 bin vardır. Demek ki el meftun hak, ölüm haktır kaziyesini ölenler imzalıyor. Her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka düşenlere yahut taraftar olanlara hem şahsın idam ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idam ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker yaşarken. Girmeyeyim, zat dolduğu için. Demek o cehennem azabını küfr-ü mutlaka kalbinde duyuyor. Bir daha. Demek o cehennem azabını küfr-ü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzep olduğu gibi. Mesela ben mesela akrabamda yeğenim sıkıntısı vardı. Yani birkaç gün uykularım gitti ya. Lan uzak. Atamıyorsun yani. Bak ne diyor burada? Demek o cehennem azabını küfr-ü mutlakla kalbinde duyuyor. Niye? Çünkü her bir insan ben iyiyim. İyilik etmiyor Mehmet abi evinde huzurlu olmak için. Çocuğunun, karının, kızının, evladının, torununun bir tanesi diş ağrısa aman bana ne ya benim ağrıyor diye yatabilir misin abi? Yatamazsın ya. Erzurum'da kar yağsa Hatay'da üşürüz. Üşürsün bak bu sıcak bölgesinde. Aynen. Doğru. Ne diyor? Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut. Akrabasının saadetiyle mesut. Azabıyla muazzep olduğu gibi. Azap çekiyoruz. Sıkıntısıyla da sıkıntı tabii. Çekiyorsun. Evet. Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. Mesela kıvranıyor manevi, akraban, yeğeni, torunu. Biliyorsun Kur'ansızlıktan, namazsızlıktan veya derse gitmiyor. Kıvranıyor ya, görüyorsun çaresi o. Sen de kıvranıyorsun, aman bunu ateşten kurtarayım. Diğerlerine sokaktakiler bir söylesin, iki söylesin, ama ne yapayım diyebiliyorsun ama akrabana diyemiyorsun. Bazılarına diyorum, ulan nereden tanıdım seni ya? Keşke tanımasaydım. Yani bu sefer mecbur oluyorum seni kurtarmaya çalışmak. Bu sefer kendimi tahrip ediyorum. Hocam hutbede de değil mi her cuma günü? Ya. Akrabaya evet. Yardım etmeyi emrediyor. Ya. İnne ahsenel kelam ve ebla nizam kelamullahi melikil azizil allam kemakala. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl söylüyorduk son ayet? Şunu söyle ya. İnnallâhi yâmuru. Ha yok. İnnallâhi yâmuru bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbâ ve yenhâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâ'î ya'zukum leallekum tezekkerûn. Allah razı olsun, bizim camiye gel yarın. Tamam, büyük camiye. Bir Adem Hoca derdi ki, biraz aklım olsa, biraz daha aklı, ilmim olsa, büyük camiye hoca olurdum diyorum. Bugün aradı ben hocam, herkese selam var bu arada. Kim selam? Bazen böyle deli cümleleri var, çok unutamıyorum. Biraz aklım olsa, biraz da ilmim olsa diyor, büyük merkez camisi imam olurum. Ulan daha ne kaldı lan? Aklın olsa da aklın, ilmin de olsa tamamdır zaten. Darlandığın zaman der ki, kaleteciyim ha.
Tabii siyah kuşak. Siyah kuşak. Siyah kuşak. Siyah kuşak sayılma. Siyah kuşak diyor. Her kesim bir alamet bırakıyor. Diyor ki her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzep olduğu gibi, biraz da şefkati varsa benim gibi, Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. Yani akrabada misal vereyim. Akraban azap çekiyor, kafir değil. Maddi bir azap var. Buldun mu abi? Bulamadım abi. Nasıl bulamadın ya? Herkes aynı zamanda. Nasıl bulamıyorsun? Allah Allah. şeylerini kaybeden. Neyse ben şimdi dersten sonra bulacağım. Ne var? Nasıl bulamadın? Birinci şu anda ya. Saat şu anlarda sağ tarafta, sayfanın sağ tarafında, ortanın dibinde. İki tane ayetin arasında. Şimdi akrabamın maddi sıkıntısından ben azap çekiyorum. Bir de inkarcı olsa, sen de biliyorsun ahireti. O da azap çekiyor zaten. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an-ı Hakim'dir. Yani sıkıntıyı öteleyen, erteleyen, öteleyen Kur'an-ı Hakim'dir. Huzur alıyorsun ya. Ben şimdi Kur'an-ı Hakim değil ya, Allah biliyor. Kur'an'ımı sevap diye okumuyor. Ama inşallah Allah sevap yazar. Ben şifadır. Kur'an diyor ya Kur'an kendisi. Ben nazir menel Kur'an ma ve şifa ve rahmeti lil müminin ve la yezidü zalimin illa hasar. Kafirler hasar oldu ki müminlere şifadır. Darlanıyorum okumadığım zaman. Ben müspet enerji, pozitif enerji dolmak için okuyorum. Okuyorum kardeşim. Ve sevk kalıyorum. Yalan mı söyleyeceğim? Allah'a yalan şahit etmek imansız olursun. Mutlaka 163'te yazıyor birinci cilt. Allah şahit olsun. Ben Kur'an'dan lezzet alıyorum. Namazımdan da lezzet alıyorum. Gıdadan aldığım lezzet gibi Kur'an'dan alıyorum vallahi. O kadar hoş ki. Olmasa zaten birkaç cüz okuyamazsın günde ya. Duyuyorsun ya. Keyif alıyorum. Elhamdülillah. Yani niye için okuyorum? Ya enerji için okuyorum. Onu çekse Allah. Okumam ya. Ya öteliyor ya. O şey, tampon gibi böyle itiyor o sıkıntılara. Hele benim sıkıntımı düşünün. Sizin sıkıntınız bana derman gibi olur ha. Derdiniz zannediyor musunuz? Derttir. Sizin derdiniz başkalarına derman gibidir ha. O Kur'an hakimdir. Kurban olurum ona. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur etsalarıdır. Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki siyasi partiler içinde bir parti bir parça bunu hissetti ki o eserlerin neşine mani olmadı. Hakaik imaniyenin dünyada bir cennet-i manevi ehl-i imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur'a mumanaat etmedi. Engel olmadığı gibi neşine musaadekar davrandı. Naşirlerinde de tazikattan vazgeçti. O zaman deriz. Şimdi, şimdi adam Diyanet basıyor. O zalim Risale-i Nur düşmanları niye basıyor? Niye basıyor? Niye basarsa basın ya. Basıyor mu? Senin taraftan olduğun parti ona düşman oldular. Senelerce yattı ahırlara gizledi. CHP'nin peşindesin lan. Bu basıyor. Basana karşı. O niye basıyor? Seninkisi niye düşmandı? Niye söylemiyoruz? Ne acayip bir şey ya siyasetin. Ya dedim şuraya baktın ne kadar nimet dedim. Çift yolda şu yol gidip geliyoruz dedim. Tabii hükümetlikleri yapacak. O da seninkisini niye demedin ya Cumhuriyet Halk Partisi? Ya hükümetlik yapacak. Niye ona yapacaktı demiyorsun? Niye ondan beklemiyorsun? Tabii ki normal ama normalde biri gelmiyordu ya. Çok tuhaf ya. Bak hafızalı almıyor. Risale basılıyor şimdi. Diyanete basılıyor, mektubat basılıyor, sözde basılıyor. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim. Veya bütün. Hasan abi 725 sayfa. Tamam, ben burada keseyim o zaman. Şu alarda o da okuyayım. Çünkü baktım ki başka bir konu. 725, aferin nasıl oldu da buldum. Vilayet-i Şafii'ye diyor. Ha okur musun abi izle? İzle oku. Hatta dördüncü ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder. Beşinci de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan
Vilayet-i Şarkiye'de Risale-i Nur imdatlarına ve her tayfeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bir eyyamillahi tabir edilen elim vakaları hatırlarına getirmek. Evet. Türkçe bilmeyen bak. Hatta dördüncü ayette Risale-i Nur ve Türkçe olmasını tahsin eder. Ve beşinci de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen, Arapçayı da bilmiyor, tam bilmiyor, Türkçeyi de bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan Vilayet-i Şarkiye'de Risale-i Nur imdatlarına ve her tayfeden ziyade başlarına gelen hadiseler, bu Arapların ve Türklerden vesaireden daha fazla, Kürtlerin başına daha çok çorap örülmüş. Bu gariban kardeşlerimiz ya. Vallahi acıyorum ya. Bu Afrin'de mesela Asal hariç, o ölenlerin, ölen Kürt varsa Kürt evlatıdır. Bu milletin Marksist Leninist dayı olsa düzelebilir, kurtulabilir, aldatılmış diye ona da üzülüyorum ölene. O çocuklar ya, 16-15 yaşındaki çocuklar, bizim Kürt kardeşlerimizin, kardeşimin ya çocuğu. Hani kullanılıyor. En çok Araplarda, Türklere nispeten en çok bunlar aldatılmaya. Çünkü niye? Alimleri ve mürşitleri perişan olan Vilayet-i Şarkiye'de Risale-i Nur imdatlarına eğer Risale'ne sarılmışsa ve her tayfeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bir eyyamillah tabir edilen elim vakaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşat etmelerine ikaz ediyor. Gene başınıza bunlar geliyor diye Kur'an irşat ediyor. Bir mana işare ve lemziyle emrediyor vesaire diye devam ediyor. Mürşitleri ve alimleri Vilayet-i Şarkiye'de kaybolmuş. Savaşmış, şehit olmuş. Savaşmamışlar da ne yapmışlar biliyor musun? Asmışlar. Asmışlar, asmışlar. Doğu yapan, tamam mı? Yani o milleti millet yapan, o manevi değerlerini sebep olan alimlerini ve mürşitlerini asmışlar. Yani yıllardır da aynı şeyi yapıyorlar abi. PKK evet. Hiçbir zaman için orada mesela ateşe tapanlar, Hristiyanlar köyü var. Bir gün olsun uğramamışlar. Hep ehli sünnetin köylerini olarak tahrip etmişler ve bunları öldürmüşler. Gitti ehli sünneti de öyle köye şey yapmıyor. Gidiyor hocalarını, alimini ve mürşitlerini. Dikkat edin onlara. Ya. Ma'khir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.